Yıllar boyunca arkeolojik keşifler sayesinde yaşadığımız gezegen hakkındaki birçok sorumuza cevap bulabildik. Ancak arkeoloji her zaman düz bir çizgide ilerlememiştir. Bazı keşifler gerçeklikleri ve keşfediliş şekilleri nedeniyle tartışma yaratmıştır. Gelin en tartışmalı arkeolojik keşiflere birlikte göz atalım. Bebek Buda. 2018 yılında iki film yapımcısı Leon Desham ve Shane Thompson, Avustralya'nın Fransız keşifleriyle ilgili bir belgesel projesine başladı. Shark Bay'de metal direktörleriyle başlayan araştırmaları sonucunda beklenmedik bir keşfe imza attılar. Nadir bir Ming hanedanı Buda heykeli. Bu keşif adeta fırtınalar koparan bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimileri bunun sadece bir düzenbazlık olduğunu düşünürken, diğerleri bu Ming dönemi heykelinin nasıl Avustralya'ya ulaştığını sorguladı. Ancak bu Buda sıradan bir heykel değildi. Bebek Buda'yı andıran sevimli bir yapıdaydı. Uzmanlar, heykelin gerçekliğini sorgulamak için titiz bir çalışma yaptı ve sonunda kâşiflerin dürüst olduğunu onayladılar. Heykelin gerçekliğinin tescili yeni bir gizemin kapılarını açtı. Bu Buda heykeli nasıl olup da Avustralya'nın kıyılarına ulaşmıştı? Uzmanlara göre 15 santimetre boyunda ve 1 kilogram ağırlığındaki bu bronz Buda, yüzyıllar önce Çin'de yapılmıştı. Bu durum heykelin Ming hanedanı kâşifleri tarafından yüzyıllar önce Avustralya'ya getirilmiş olabileceğinin ihtimalini güçlendiriyordu. Ming dönemine ait, yani 1368 ile 1644 yılları arasında tarihlenen bu heykel tam 150 yıl boyunca toprak altında kalmıştı. Ta ki film yapımcıları tarafından bulunana kadar. Ancak her doğrulama gibi bu keşifte şüphecileri cezbetti. Bazıları heykelin 500 yıllık olmasının otomatik olarak 500 yıl önce Avustralya'ya ulaştığı anlamına gelmediğini ileri sürdü. Ayrıca Çin'in hazine filosunun Batı Avustralya'daki Gascoyne bölgesine ulaşması mümkün müydü? Kimileri ise heykelin 1870'lerde Çinli dalgıçlar veya balıkçılar tarafından bir düzenbazlık amacıyla bırakılmış olabileceğini düşündü. Gizemli Bebek Buda heykeli ile ilgili hala birçok soru işareti var. Belki de gerçekleri aydınlığa kavuşturacak olan tek yol, bu bölgedeki araştırmaların daha da derinleştirilmesi olacak. Yüzlerce gemi, Güneydoğu Asya denizlerinde Afrika kıyılarını aramak için seferlere çıkmış olsa da, günümüze kadar hiçbir kanıt, Avustralya kıyılarına yüzlerce yıl önce ulaşıldığına işaret etmiyor. Bebek Buda heykelinin gizemi, arkasında gizlenen sırları ortaya çıkarabilecek daha fazla araştırmayı bekliyor. Firavun'un Madalyonu. Bu keşif, tarihte yaşamış tüm firavunlar arasında en tanınmışlarından biri olan Firavun Akhenaton'un gizemli hayatıyla ilgili. Firavun Akhenaton, Tutankamon'un babası ve heretik kraliçe Nefertiti'nin kocasıydı. Ancak ünlü olmasının yanı sıra görünüşüyle de oldukça tartışmalı bir figürdü. Vücudu, kadınsı kalçalara ve alışılmadık uzunluktaki bir kafatasına sahipti. Hatta yüzü bile adeta başka bir gezegenden gelmiş gibiydi. Ancak gelin asıl tartışmalı olan noktaya geçelim. Firavun Akhenaton'un sahip olduğu en ilginç eşyalarından biri olan madalyonu inceleyelim. Bu madalyon, gerçek bir uzay aracını veya uçan daire şeklindeki bir diski tasvir ediyor ve üstünde sanki bir uzaylı varmış gibi bir başlık bulunuyor. Elbette böyle bir eserin tartışmalara yol açacağı aşikar. Kimileri bu antik madalyonun eski Mısır'da uzaylı varlıkların hüküm sürdüğünün kanıtı olduğuna inanıyor. Ancak Mısırlılar bu uzaylı varlıklardan haberdar mıydı, bunu bilemiyoruz. Çünkü madalyon sadece fotoğraflarda günümüze ulaşabilmiştir. Girit'teki ayak izleri. 2002 yılında Profesör Gerard de Gerlinski tarafından Yunanistan'ın en büyük ve en kalabalık adası Girit'te kayalıklarda 50 ayak izi bulundu. Uzmanlar ayak izlerinin yaşını belirlemek için gelişmiş tarihleme teknikleri kullandılar. Ancak araştırmaları tartışmalara yol açtı. Çünkü sonuçlar insan evriminin bilinen anlayışını değiştirdi. Bazı araştırmacılar bu ayak izlerinin 5,5 milyon yıl önceye ait olduğunu iddia ettiler. Yani Miyosen döneminden kalma olabilirler. Ancak diğer çalışmalar Afrika ve Avrasya'da insanların daha önce dolaştığına dair başka kanıtlar olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan ikinci çalışma, önceki iddiayı 300 bin yıl daha geriye götürüyor ve insan yaşamına dair güçlü deliller sunuyor. Charles Darwin'in 1871 yılında yayımlanan İnsanın Soyundan İniş adlı çalışmasında modern insanların Afrika'dan yayıldığı fikrini ortaya atmıştı. Ancak şimdi bu ayak izlerinin Avrupa'da bulunması insanların kökeni hakkında kesin bir bilgi sunmaktan bizi uzaklaştırıyor. Bu ayak izlerinin hayvanlara mı yoksa erken insanlara mı ait olduğu hala kesin olarak bilinmemekte. Tartaria tabletleri.
Antik tarih ve ilk yazının oluşumu konusundaki bilgilerimiz kökten değişiyor gibi görünüyor. Uzmanlar, antik Avrupa medeniyetlerine ait tabletlerde bulunan yazının M.Ö. 3500'lerde yazıldığı düşünülen Sümer yazıtlarından bile 2000 yıl daha eski olduğunu iddia ediyorlar. Bu zamana kadar bilinen en eski yazıtlar, Sümerler tarafından yazıldığı düşünülen M.Ö. 3500'lü yıllardan kalma yazıtlardı. Ancak bilim insanları, eski Tartarya yazıtlarının bu Sümer yazıtlarından daha eski olduğunu keşfettiler. Tartarya tabletleri, 1961 yılında Romanya'nın Tartarya kentindeki Neolitik çağdan kalma bir yerleşimden çıkan 3 eserden oluşuyor. Bu tabletlerin keşfinden beri arkeologlar ve tarihçiler arasında bu 3 gizemli tablet üzerinde tartışmalar sürüyor. Birçok yazar ve akademisyen bu eski tabletlerin dünyadaki en eski yazının kanıtını oluşturduğuna inanıyor. Ancak ilk yazı iddiası daha da ilgi çekici. Çünkü ana akım bilim insanlarının öne sürdüğü gibi antik Sümerler M.Ö. 3500 yıllarında ortaya çıkan en eski yazıyı icat eden ilk insanlar olmayabilirler. Tabletlerin içeriği oldukça tartışmalı olabilir ve zamanla aşınmalar nedeniyle karbon testleri gibi tarihlendirme yöntemleri tabletlerin hangi döneme ait olduğunu net bir şekilde belirleyemeyebilir. Tartarya tabletleri, Neolitik Vinça kültürünün sembollerini taşıyor ve Güneydoğu Avrupa'nın bir bölgesinde hüküm süren Vinçalara ait. Bu bölge günümüzde Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Yunanistan'ın bir kısmını kapsıyor. Bu bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda benzer yazıtlara sahip yaklaşık 1000 parça bulunması bildiklerimizi temelden sarsabilir. Hayvanların evrimi. İlk insanın nasıl var olduğunu merak etmenin yanı sıra hayvanların nasıl evrimleştiğini hiç düşündünüz mü? Yaşam, dünyanın 4,5 milyar yıllık tarihi boyunca var oldu. Ancak çoğu zaman sadece bakterilerden oluşuyordu. Yüz milyonlarca yıl önceki evrim olayları hakkında bilgiler genellikle fosillerden elde ediliyor. Fosiller, canlı organizmaların canlıyken oluşturduğu kabuklar, dış iskeletler ve kemikler gibi parçalardır. Ve bu sert yapılar 500 milyon yıl öncesine ait. Ancak sert yapıları olan hayvanların aniden ortaya çıkması, daha basit organizmalardan evrimleşen ilk yumuşak vücutlu hayvanların öncesinde başka bir dönem olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki fosil kanıtlarının eksikliği nedeniyle evrim olaylarının zamanlamasını ve doğasını anlamak oldukça zor. Kabuk veya kemik gibi sert yapıları olmayan erken dönem yumuşak vücutlu hayvanların evrimini anlamaksa çok zaman alacak gibi. Bununla birlikte bilim çevrelerinde kabul gören görüşe göre süngerler, hayvan evrim ağacında en temel canlılardır ve muhtemelen ilk ortaya çıkanlardır. Sadece kabuk veya kemik gibi sert yapıları olmadığı için süngerlerin fosil kanıtlarını bulmak oldukça güçtür. Süngerler oksijen kullanırlar ve vücutlarını organik madde içeren suyu emerek beslenirler. Bu nedenle bu varsayıma dayanarak süngerlerin yüz milyonlarca yıl öncesinde var olduğu düşünülebilir. Sadece o yıllara ait sünger fosillerini henüz bulamamış olabiliriz. Fakat süngerlerin o yıllarda var olduğunu kanıtlayan fosilleri bulursak, bu bize hayvanların keşfedildiğinden çok daha önce var olduklarını göstermiş olacak. Atlar ve Adamlar. 2009 yılında yayınlanan yeni bir rapora göre, bilinen en eski evcilleştirilmiş atlara hem binilmiş hem de sütleri sağılmış. Bu, daha önce bildiklerimizden oldukça farklı bir bulgudur. Uluslararası arkeologlardan oluşan bir ekip, yaptıkları araştırmalarla at evcilleştirmenin başlangıcını işaret edebilecek ve toplum üzerindeki erken etkilerini açıklamaya yardımcı olabilecek bulgulara ulaştı. 1994-2002 yılları arasında Kazakistan'daki kazı alanlarında yapılan çalışmalarda at evcilleştirmesinin yaklaşık 5500 yıl önce başlamış olabileceği ortaya çıktı ve bu, önceden tahmin edilen tarihten 1000 yıl daha önce demekti. Yani M.Ö. 4000 yılında Kazakistan'da at evcilleştirmesi gerçekleşmiş olabilir. Araştırma ekibi atların insanlara besin ve süt sağladığını göstermek için vahşi atlarla karşılaştırma yaparak evcil atların onlardan farklı olduğunu tespit etti. Aynı zamanda M.Ö. 4000 yılında Kazakistan'da atların beslendiğini ve muhtemelen binildiğini de kanıtladılar. Bir araştırmada eski dönem seramik kaplardan alınan kalıntıları analiz ederek insanların at sütü tükettiği M.Ö. 5500 yıl öncesine ait kanıtlar bulundu. Ayrıca yapılan kemik incelemeleri bu atların bronz çağındaki evcil atlarla benzer fiziksel özelliklere sahip olduklarını ancak bölgedeki daha eski vahşi atlardan farklı olduklarını gösterdi. Bu durum insanların vahşi atları fiziksel özellikleri sebebiyle evcilleştirdiğini gösteriyor. Kim bilebilirdi ki o dönemde at sütünün bu kadar önemli bir rol oynayacağını? 5 Kafatası.
Kafatası 5, en eski insanlara ait olduğu tespit edilen 5 kafatasından 5.'sidir. Araştırmacılar, çalışmalarını yürütmek için en çok kafatası 5'e odaklandılar. Çünkü tam bir yapıya sahipti. Fazla hasar almamıştı ve araştırmalarını yürütmek için ihtiyaçları olan tüm bilgileri sağlıyordu. İlk olarak araştırmacılar 2000 yılında fosil bir insanın alt çenesini buldular ve 5 yıl sonra Tiflis'in 150 km güneybatısında bulunan fosil zengini Dmanisi bölgesinde kafatasının tamamını buldular. Kafatası keşfedildikten sonra araştırmacılar yıllarca onu analiz etmekle uğraştılar. Paleantropologlar kafatası 5'i daha önceki ve daha sonraki insanlarda görünen özelliklerin bir karışım olarak tanımladılar. Kafatasının yüzü, büyük dişleri ve küçük beyin boyutu daha önceki fosil insanları andırıyordu. Ancak beynin bağlantılarına dair ipuçları veren beyin kabuğunun detaylı anatomisi daha yeni bir erken insan türü olan Homo erectus'a benzerdi. Bu özelliklerin kombinasyonu Dmanisi insanlarının Homo erectus'un erken bir formu olup olmadığı, Homo gorgicus adı verilen ayrı bir tür olup olmadığı konusunda uzun süredir devam eden bir tartışmaya yol açtı. Bazı paleontologlar makalede sunulanlara katılırken bazıları da reddetti. Muhtemelen uzmanlar sonunda bir şey üzerinde anlaştıklarında bu konuya geri döneceğiz. Nefertiti'nin büstü. Akhenaten'in tartışmalı hikayesinden sonra şimdi de karısı kraliçe Nefertiti'nin büstünden bahsedelim. Nefertiti'nin büstü, başı, omuzları ve göğsünü içeren bir heykeldir ve antik çağın en ünlü eserlerinden biri olarak tanımlanır. Büst, Tutankamon'un maskesiyle yarışacak kadar ünlüdür. 6 Aralık 1912 tarihinde bir grup arkeolog Amarna'da kazı yapıyorlardı ve antik heykeltıraş Tutmos'un atölyesini keşfettiler. Orada Nefertiti'nin kireç taşı büstünü buldular. Üzerinde kimlik belirten herhangi bir yazı olmasa da büstteki taç, Nefertiti'nin taktığı bilinen bir taştı. Kraliçe Nefertiti, güzelliği ve etkileyici kişiliğiyle ünlüydü. Ancak tüm bunlara rağmen büst keşfedildiğinden beri özel bir isim almadı ve 1924 yılında, yani 12 yıl sonra ilk kez halka açık olarak sergilendi. Büstün modern bir sahtekarlık olabileceğini düşünen bazı insanlar oldu. Ancak büst üzerinde yapılan taramalar ve testler, heykelin kireç taşı ve alçı sıvalı bir tabakayla yapıldığını göstermiştir. Tarama ayrıca göz altında torbalar, ağız ve yanaklarda çizgiler ve burunda bir şişlik gibi ayrıntılar ortaya çıkarmıştır. Boyalı tabaka doğal yaşlanma belirtilerini gidermiş ve görüntüyü daha mükemmel hale getirmiştir. Büstün gerçek olup olmadığı hala bir tartışma konusu ve şu anda Berlin'deki Neues Museum'da sergileniyor ve aslında Nefertiti'nin büstünü görmek birçok insanın öncelikli listesinde yer alıyor. Berlin'e giderseniz müzeyi ziyaret ederek büstün gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu belki de siz anlayabilirsiniz. Yorumlarda fikrinizi bize de söylemeyi unutmayın. Antikythera düzeneği. 1900 yılının Nisan ayında Yunanistan'da Sima Adası'ndan gelen bir grup sünger dalgıcı, Antikythera Adası'nın yakınlarında dalış yaparken bir batık keşfettiler. Bu batık, M.Ö. 87 yılında batmış bir yük gemisiydi ve içinde birçok değerli hazine bulunduruyordu. Bu hazineler arasında tuzlu suyun etkisiyle bozulmuş, ezilerek iç içe geçmiş bronz dişli tekerleklerle dolu bir tahta kutu da vardı. Bu tahta kutunun içinde antik bir mekanik düzenek bulundu. O dönemde böyle hassas dişli mekanizmaların kullanılması oldukça şaşırtıcıydı ve bilim insanları arasında büyük bir tartışma yarattı. Yale Üniversitesi'nden bilim tarihçisi Derek J. De Sola Price, düzenek hakkında bir makale yazdı ve düzeneğin eski Yunan gökbilimcisi Rodoslu Geminus tarafından yapıldığını iddia etti. Ancak o dönemde uzmanlar eski Yunanların böyle bir düzenek yapacak teknolojiye sahip olmadığını düşünüyordu. Mekanizma, astronomik hesaplamalar yapabiliyor, zodyakın 12 simgesini gösterebiliyor ve 365 günü takip edebiliyordu. Bu karmaşık mekanik düzenek, eski Yunanların teknolojik olarak oldukça ileri olduğunu gösteriyor. Bugün Antikythera düzeneği Atina'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor ve ABD'deki Amerikan Bilgisayar Müzesi'nde bir kopyası bulunuyor. Ancak mekanizmanın tam olarak nasıl çalıştığına dair bazı detaylar hala belirsizliğini koruyor. Antikythera düzeneği, antik dünyanın teknolojisi ve bilgeliği hakkında bize çok şey anlatan gizemli bir keşiftir. Tanrılar Kapısı. 1996 yılında yerel bir rehber olan José Luis Delgado Mamani, Güney Amerika'nın en büyük tatlı su gölü olan Titicaca Gölü yakınında garip bir yapıya rastladı. Bu olağan dışı yapı şimdilerde Aramumuru veya Tanrılar Kapısı olarak adlandırılan kapı şeklindeydi. Keşfinden bu yana inşası ve amacı hakkında tartışmaları beraberinde getirdi. Yapılan araştırmalara göre çevresindeki dağlar ve Titicaca Gölü İnka medeniyetine ait birkaç antik yerli topluluğun eviydi.
Pachakuri İnka Upangwe tarafından yönetilen İnka uygarlığı, dünyanın başlangıç noktasının ve ruhun ölüm sonrası gittiği yerin Titicaca Gölü olduğuna inanırdı. Aramumuru'nun alanı İnka için bir hac yeri ve ibadet alanı olarak hizmet ettiği düşünülür. Hikayelere göre kapının doğaüstü güçleri olduğu söylenir. Yapı 7 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde ve merkezde daha küçük bir kapı şeklinde oyuk var. Kapının kökeni hakkında pek bir bilgi yok, ancak İnka'dan önceye ait olduğu düşünülmekte. Sıkça dile getirilen mitolojilere göre kapı, diğer dünyalara seyahat etmek için kullanılan bir portal ve bazıları da tanrıların bu kapıyı krallıklarını ziyaret etmek için kullandığına inanır. Aramumuru'yu ziyaret edenler, kapıya başlarını koymaları durumunda huzur hissettiklerini söylerler. Aramumuru, genellikle İnka'dan önceye ait olduğu düşünülse de adını bir İnka efsanesinden almaktadır. Efsaneye göre, İspanyollardan kaçarken bir İnka rahibi olan Aramumuru, Cusco'daki Coracancha tapınağında saklanan 7 ışınlı altın bir güneş diski olan tanrıların anahtarını alır ve yaklaşık 450 km uzaklıktaki taş kapının üzerine yerleştirir. Bu disk bir portal görevi görür ve rahip kapıdan geçerek ortadan kaybolur. İnka sonunda İspanyollar tarafından işgal edilir ve doğal kaynaklarını kaybeder. Bu da 1592'de İnka İmparatorluğu'nun çöküşüne katkıda bulunur. Fikirlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.